Ben yardımcı olacağım. Kaydı başlatıyorum izninizle. Ben Tamam. Melisa hocam. Evet, kayıt altına alıyoruz sevgili oturumdaki sunum yapacak akademisyen arkadaşlarım. Evet, bugün sizlerle cumartesi gününün son oturumundayız. Oturum 2.7b. Ben moderatörlüğü, yani oturum başkanlığını ben sürdüreceğim. Bugün sizlerle arkadaşlar öncelikle Ceyla Gündeğer ve Sümeyra Soysal'a ait olan güçlü ve zayıf tek boyutlu madde havuzlarının bireyselleştirilmiş bilgisayarlı sınıflama testi kriterleri üzerindeki etkisi başlıklı çalışmanın sunumunu gerçekleştireceğiz. Acaba yazar arkadaşlar burada mı? Buradayım hocam. Merhabalar. Ceylan Gündeğer ben. Merhaba Ceylan Hanım. Ben kendimi tanıtmadım. Hemen hızlıca söyleyeyim. Ben Profesör Doktor Murat Gök. Konferansına başkanını yürütüyorum aynı zamanda. Bu oturumu başka bir arkadaşımız yürütecekti ama onun acil işi çıktı. Ben devraldım. Evet, Ceylan Hanım buyurun, söz sizin. Ekranınızı paylaşırsanız sunumuza başlayabilirsiniz. Tamam hocam, ben hızlıca ekran paylaşımımı açıyorum. Bu sırada da kendimi tanıtayım. Ceylan Gündeğer ismim. Aksaray Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Arkadaşım Sümeyra Soysal'la görünüyor mu şu anda sunumum? Evet. Tamam. Sümeyra Soysal'la Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden arkadaşım Sümeyra Soysal'la bir çalışma gerçekleştirdik. Güçlü ve zayıf tek boyutlu madde havuzlarının bireyselleştirilmiş bilgisayarlı sınıflama testi kriterleri üzerindeki etkisini araştırdık. Evet. Biraz eğitim alanında kullanılan testlerden bahsetmek gerekirse kağıt kalem uygulamalarıyla çoğunlukla haşır neşir oluyoruz. Çoktan seçmeli testler, yazılı yoklamalar, bunların hepsi aslında kağıt kalem uygulamalarına dönük sınavlar. Evet. Pardon, bölüyorum ama F5'e basıp sunum moduna geçebilir misiniz? Tamam hocam, tabii ki. Bir bakalım, bazı arkadaşlar da görünmeyebiliyor. Oldu mu hocam? Yok, sizde de görünmüyor. Bir sıkıntı var demek ki. O da şeyden kaynaklanıyor. Paylaşım sırasında tüm ekranı değil de PowerPoint paylaştığınızda görünebilir. Ama tamam, sıkıntı yok artık. Böyle devam edelim. Buyurun lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Eğitimde dediğim gibi kağıt kalem uygulamalarıyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Fakat bir süredir yurt dışında özellikle uzun yıllardır kullanılan bilgisayar tabanlı testler de gündemde. Aslında elektronik YDS sınavı EYDS ile birlikte Türkiye'de de gündeme geldi bilgisayar tabanlı test uygulamaları. Bununla birlikte PISA, TIMSS gibi uluslararası geniş ölçekli sınavlarda da yine bilgisayar tabanlı testlere bir kayma olduğu görülmekte kağıt kalem uygulamalarının yanında. Bu testler bireyselleştirilmiş bilgisayarlı testler olarak da bir alt kola sahip. BBT şeklinde kısalttığımız bireyselleştirilmiş bilgisayarlı testlerde madde tepki kuramının avantajları sayesinde testlerin öğrencilerin yetenek düzeylerine uyarlanması, adapte edilmesi, bireyselleştirilmesi anlamına geliyor. Bireyselleştirilmiş kısmı bu anlamda kullanılıyor. Madde tepki kuramının avantajları derken de şöyle bir avantajı var. Büyük bir madde havuzunda maddelerin işte güçlük ve ayırt edicilik parametreleri ile büyük bir madde havuzu oluşturuluyor ve öğrencilerin yetenek düzeyleriyle maddelerin güçlükleri aynı ölçek üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla öğrencinin yeteneğine uygun maddelerle öğrencinin karşılaşması ve yeteneğinin daha hızlı bir şekilde, daha kısa sürede, daha az sayıda maddeyle, soruyla öğrenciyi karşılaştırarak yeteneğin daha hızlı ve daha hatasız bir şekilde kestirilmesi söz konusu oluyor. Bu sınavların bir alt boyutu da bireyselleştirilmiş bilgisayarlı sınıflama testlerini oluşturuyor. BBST şeklinde kısalttığımız sınavlar. Sınıflama testlerinde de amaç öğrenciyi geçti kaldı şeklinde veya düşük, orta, yüksek yetenek şeklinde, örneğin işte dil yeterlilik sınavlarında olduğu gibi sınıflara ayırmak, belli bir geçme noktası, kesme noktası temele alınarak amaçlanan durum bir sınıfa öğrencinin atanması. Ve bu noktada da tabii ki bir sınıflama söz konusuysa sınıflamanın doğruluğu da devreye giriyor. Bununla birlikte öğrencilere uygulanan testlerin uzunlukları ne kadar olacak? Çünkü bilgisayar tabanlı testlerdeki genel amaç aslında daha az sayıda soruyla öğrencilerin yeteneklerini, onların yeteneklerine uygun maddeler kullanarak daha kısa sürede kestirmek ve onları aynı şekilde daha kısa sürede yeteneklerini kestirerek daha iyi doğrulukla sınıflara atayabilmek gibi bir amacımız var.
BBST ve BBT'nin 6 ana bileşiminden söz edilmekte alan yazında. Bunlardan birincisi tepki modeli. Çoğunlukla az önce söylediğim gibi madde tepki kuramı modelleri temelinde yapılandırılıyor BBT ve BBST çalışmaları. Modellere şöyle bir göz atacak olursak, bir parametreli, iki parametreli ve üç parametreli lojistik modellerin sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Son dönemde dört parametreli lojistik model de gündeme geldi. Bununla birlikte tabii ki bu 1, 2, 3 ve 4 parametreli lojistik modellerin hepsi aslında 1-0 puanlama yapılmasında, yani binary datalarda kullanılan modeller. Bununla birlikte çoklu puanlanan modeller de var. Bu çalışmada 3 parametreli lojistik model temel alındı. Çünkü doğru yanlış cevaplanmış bir test varmış gibi düşünülerek çalışma yürütüldü. Bununla birlikte ikinci bileşen madde havuzu. Madde havuzunun oldukça geniş bir havuz olması gerektiği söyleniyor. Bununla birlikte çalışmalar incelendiğini, oluşturulan madde havuzlarına, simülatif çalışmalar da dahil olmak üzere, postdoc çalışmalar da dahil olmak üzere oluşturulan eldeki madde havuzuna ilişkin çok büyük önemli bilgilerin alan yazında yer almadığını görüyoruz. Oysa ki geniş bir madde havuzumuz olacak, madde havuzumuzdaki maddelerin ölçtüğümüz yetenek düzeyindeki bütün ranjı kapsayacak şekilde bir güçlüğe sahip olması gerekiyor. Bununla birlikte yüksek ayırt ediciliğe sahip maddelerden oluşması gerekiyor. Bununla birlikte madde havuzunu oluşturan maddelerin hangi özelliği ölçtüğü, bu özelliğin tek bir boyuta mı sahip olduğu, yoksa birden fazla boyuta, çok boyutlu bir yapıyı mı ölçmeye çalıştığımızda aslında önemli konular. Çünkü hem madde seçme yöntemleri hem de sonlandırma kuralı veya sınıflama kriteri dediğimiz yöntemler bir kısmı tek boyutluluk varsayımına dayanmakta. Bu açıdan aslında madde havuzuna ilişkin bu bilgilerin verilmesi gerekirken çoğu çalışmada bu bilgilere çok fazla yer verilmediği görünüyor. Biz de bunun üzerinde biraz durmak istedik. Çünkü madde havuzunun test bilgi fonksiyonu kapsamındaki dağılımı bile, sivri veya basık olması bile aslında sınıflama kriterlerinin performansını etkiliyor. Alan yazında buna ilişkin çalışmaların olduğu söyleyebiliriz. Bununla birlikte madde havuzunun öneminden yeterince bahsettiğimi düşünerek başlama kuralı üçüncü aşama. Burada çoğunlukla madde havuzundan rastgele bir madde öğrenciye seçilip ilk olarak o maddeye cevaplaması bekleniyor ve öğrencinin o maddeye verdiği cevap doğruysa yetenek kestirimi yapılıyor ve bunun sonucunda kestirilen yetenek düzeyine uygun bir başka maddeyle tekrar karşılaşıyor. Aslında BBST ve BBT uygulamalarının akışı bu şekilde. Bu başlama noktası çoğunlukla tesadüfi bir madde seçme yöntemine de dayanıyor. Bazen de sıfır yetenek düzeyinde bir maddeyle, yani orta güçlük düzeyindeki bir maddeyle öğrenciyi ilk kez karşılaştırma kuralına da dayanabiliyor. Bununla birlikte madde seçme yöntemi tabii ki çok önemli. Çünkü öğrencinin yetenek düzeyinin iyi kestirilmesi ve o kestirilen yeteneğe uygun maddenin seçilmesi, sonlandırma kriterlerinin daha iyi performans göstermesi üzerinde etkili. Maximum Fisher bilgisi veya Kullback-Leibler bilgisiyle birlikte birçok madde seçme yöntemi var. Ve bu ikisi aslında, bu çalışmada da ele aldığımız bu iki yöntem, MFB ve KLB şeklinde, KLB şeklinde kısalttığım iki yöntem yine tek boyutluluk varsayımına dayanmakta. Yetenek kestirimi de madde seçme yöntemi kadar önemli bir bileşen aslında. Çünkü öğrencinin yeteneğini, bireyin yeteneğini ne kadar iyi kestirirsek, ne kadar hatasız kestirirsek o kadar onun düzeyine uygun bir maddeyi seçebiliriz ve test o kadar da yine kısalacaktır ve sınıflama doğruluğu da artacaktır ki beklenen BBST'lerden bu. Ağırlıklandırılmış olabilirlik kestirimi alan yazında sınıflama kriterlerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir kestirim yöntemi. Bununla birlikte expected posteriori şeklinde İngilizcesi olan ve beklenen sonsal dağılım şeklinde çevirdiğimiz BSD ile kısalttığımız bir yöntem daha var ki bu da maksimum likelihood'da kıyasla bayezci bir yöntem olması sebebiyle daha kısa, daha hızlı bir şekilde öğrencinin yeteneğini kestirebildiği çalışmalarla ortaya koyulmuş bir yöntem. Biz de bu çalışmada hem maksimum likelihood'un ağırlıklandırılmış versiyonu olan WARM tarafından yeniden düzenlenen ağırlıklandırılmış olabilirlik kestirimini ele aldık, hem de beklenen sonsal dağılım kestirim yöntemini ele aldık ki nasıl bir farklılık var bunu görebilelim. Bununla birlikte sonlandırma kuralı veya sınıflama kriteri olarak alan yazında geçen birçok yöntem söz konusu. Bunlardan bazıları şunlar: ardışık olabilirlik oran testi,
genel güven aralığı ve ardışık olasılık olabilirlik oran testinin bir farklı versiyonu olan genelleştirilmiş olabilirlik oran testi söz konusu. Yine bu yöntemlerin dışında birçok sonlandırma kuralı daha var ama bu çalışmada alan yazında sıklıkla kullanılan ardışık olabilirlik oran testi, AOOT şeklinde kısalttığımız ve güven aralığı yöntemlerini kıyaslamak istedik. Çünkü AOT aslında tek boyutluluk varsayımına dayanan bir sınıflama kriteri. Eğer madde havuzum tek boyutluysa iyi performans gösteren bir sınıflama kriteri. GA'nın ise böyle bir varsayımı yok. Bakalım bu iki yöntem arasında da karşılaştırmalarda madde havuzu çeşitlendiğinde nasıl bir performans ortaya koyacaklar şeklinde sorularımızı aslında oluşturmak istedik. Dediğim gibi madde havuzu çok önemli. Bu çalışmanın da odak noktası madde havuzu. Madde havuzu için ne kadar madde yeterlidir gibi bir sorunun her şey başlamadan önce cevaplanması gerekiyor. Bu bilgiler çoğunlukla madde havuzundaki bulunan madde sayısına ilişkin bilgiler çalışmalarda yer alıyor. Ama işte ABC parametreleri, yani A ayırt edicilik, B güçlük ve C şans parametresi olmak üzere ABC parametrelerinin nasıl bir dağılım gösterdiği, madde havuzunun madde bilgi fonksiyonunun nasıl bir dağılıma sahip olduğu ve ilgilenilen özelliğin tek boyutlu mu, çok boyutlu mu olduğu gibi bilgilere sıklıkla yer verilmediği görülüyor. BBT ve BBST çalışmalarına baktığımızda simülatif veriler üzerinden yürütülen çalışmaların Ar-Gibi yazılımlarda ortaya koyulduğunu ve gerçekleştirildiğini görüyoruz. Fakat Ar-Gibi yazılımlarda maalesef tek boyutluluk üzerine veya 3 parametreli lojistik model üzerinden bir veri türetildiğinde, madde havuzu da genişlediğinde bu tek boyutluluğun zayıf mı, güçlü mü olduğuna ilişkin çok fazla bilginin yer almadığını görüyoruz. Zayıf tek boyutluluktan kasıt maddeler arası ilişkiler düşük, maddeler bir özelliği, başat bir boyutu ölçüyor ama düşük faktör yükleriyle ölçüyorlar gibi bir varsayım var. Güçlü tek boyutlulukta ise maddeler arası ilişkiler yüksek ve başat bir boyutu ölçüyor maddelerimiz ve madde faktör yükleri yüksek gibi bir varsayımımız var. Madde havuzunun zayıf ve güçlü olması durumunda acaba dedik sınıflama kriterleri, madde seçme yöntemleri ve yetenek kestirim yöntemleri nasıl performans gösterecek şeklinde alt problemlerimizi oluşturduk. Aslında bu çalışma bir simülasyon çalışması. Madde ve birey parametreleri simülatif olarak türetildi. Birey parametreleri normal dağılım yardımıyla 1000 kişi üzerinden türetildi. Güçlü ve zayıf tek boyutlu madde havuzları ise 3 parametreli lojistik model temel alınarak yapılandırıldı. Az önce söylediğim ABC parametreleri devreye girecek yani. Bu amaçla güçlü tek boyutlu madde havuzundaki maddelerin madde faktör yüklerinin 0.60 ile 1 arasında olması şeklinde bir sabitleme söz konusu olduğu veri üretiminde, zayıf tek boyutlu madde havuzundaki maddelerin ise 0.30 ile 0.50 aralığında değişen madde faktör yüklerine sahip olması sabitlendi ve bu kısımda kontrollü bir veri üretme gerçekleştirildi. Ki madde havuzunun bu sonlandırma kriterlerinin performanslarını nasıl etkilediğini ortaya çıkarabilelim. Yetenek parametrelerini türettik, madde havuzlarını oluşturduk, madde parametrelerini türettik ve sonunda BBST simülasyonunu gerçekleştirdik. CAT-IRT paketinden, NIDIC tarafından geliştirilmiş olan CAT-IRT paketinden yararlandık ve her bir simülasyon 25 tekrarla sonuçlandı. Değerlendirme kriterlerinde ise ortalama test uzunluğu, bu 25 simülasyon tekrarından elde edilen ortalama test uzunluğu, ortalama sınıflama doğruluğu, korelasyon, RMSE ve mutlak hata üzerinden yorumlamalara gidildi. Şimdi ortalama test uzunluğu bakımından sonuçlara baktığımızda madde seçme yöntemi Fisher veya Kullback-Leibler fark etmeksizin zayıf tek boyutluluktan güçlü tek boyutluluğa doğru hem yetenek kestirme hem de sınıflama kriterlerinin daha düşük test uzunluğuna sahip bir şekilde sonlandırma yapabildiğini görüyoruz. Bu önemli bir bulgu çünkü Arda dediğim gibi üretilen verilerin tek boyutlu üretiyoruz ama gerçekten madde faktör yüklerinin ne olduğuna sıklıkla bakılmıyor. Oysa ki zayıf ve güçlü tek boyutluluk kısmına baktığımızda özellikle kırmızıyla gördüğümüz Fisher bilgisi kısmından kırmızıyla gördüğümüz AOT ve AOK birlikte işe koşulduğunda zayıf tek boyutlu madde havuzunda neredeyse 50 test uzunluğu 50 yani her bir öğrenci ortalama 50 maddeyle testi sonlandırabilirken bir sınıflama yapılabilirken güçlü tek boyutlu olması durumunda bu neredeyse yarı yarıya
düşüyor. Bu çalışmanın önemli bir bulgusu. Çünkü alan yazına baktığımızda hep AOT'nin kötü bir performans sergilediğini, özellikle güven aralığı yönteminin çok kısa zamanda yüksek sınıflama doğruluğunda testi sonlandırırken AOT'nin daha yüksek sayıda maddeyle öğrencileri karşılaştırdığını, bu açıdan da test etkiliğinin düşük olduğuna ilişkin sonuçlara ulaşılmış. Oysa ki dediğim gibi madde havuzunun da burada ne kadar etkisi olduğunu gözlemleyebilmemiz gibi bir fırsat ortaya çıktı. Dediğim gibi güçlü tek boyutluluk durumunda 50'den neredeyse 28'e kadar ortalama test uzunluğu düşüyor ve bu da aslında bu yöntemin, bu sınıflama kriterinin etkililiğini artıran bir durum. Ceylan hocam, acaba evet. Ben bir şey merak ediyorum. Kusura evet bakmayın. Hocam. Buyurun hocam. Ama, orada şimdi mavi rengi göremedim. Gri ile sarı gri hocam. Sol alttaki sarı gri gibi görünüyor. Belki ekrandan kaynaklı olabilir. Evet. O gri, onun altındaki sarı, sol tarafındaki de portakal değil mi? Sol alt köşedeki de maviyi temsil ediyor sanırım. Değil mi? Sol alt köşedeki. Hocam üst üste biniyorlar çünkü aynı şekilde bir düşüş yaşanmış. Aslında şu şekilde, bu kırmızı ya da turuncu olarak gördüğünüz kısmın altında mavi de var. Birlikte mavi bir düşüş nerede oldu. Diyecektim? Mavi evet evet ben. Mavi onun altında hocam. Orası aslında şu şekilde, AOOT'de yetenek kestirim yöntemi BSD de olsa, AOK da olsa mükemmel bir düşüş var. Aslında bahsetmeye çalıştığım kısım o. Biraz binişik olabiliyor bu tablolarda. Arda çizdirdiğimiz grafiklerde binişiklik olabiliyor. Mavi onun altında hocam. Yani sol üst taraftaki turuncu ya da kırmızıyla gördüğümüz kısım. Şimdi benim hani tabii ki bu sizin uzmanlık alanınız da Kullback Leibler bir divergence çeşidi. Yani iki olasılık dağılımının ayrımını ölçmek için kullanılan bir ölçü birimi. Ben hani o olasılık dağılımı konusundan biliyorum da, hani iki olasılık dağılımı arasındaki ayrımı ölçmek için kullanılıyor Kullback-Leibler yöntemi. Anladığım kadarıyla. Burada grafiği okurken biraz zorlanıyorum. Grafiği biraz daha açabilir misiniz kısaca? Yani biz buradan ne anlamalıyız? Biz buradan şunu anlamalıyız hocam. Aslında şimdi Fisher bilgisinden detaylı bir şekilde bahsetmem gerekirse, öğrencinin kestirilen yetenek düzeyine uygun bir maddeyi seçip öğrenciye sunmaya dayanıyor bu madde seçme yöntemi. Kullback ise öğrencinin kestirilen yetenek düzeyi ve etrafında aslında bir olasılık bir hata, bir standart sapma gibi düşünebiliriz. Birer standart sapmayla öğrencinin kestirilen yetenek düzeyinin etrafındaki herhangi bir güçlük düzeyine sahip maddeyi seçiyor. İkisi arasında böyle bir farklılık var. Tablodan aslında grafikten aslında okumamız gereken en önemli kısım, bence benim gördüğüm kısım şu. Ardışıklık olabilirlik oran testinde zayıf ve güçlü tek boyutluluk durumundaki o mükemmel ve belirgin düşüş. Aslında çalışmanın göze çarpan kısmı ve önemli bir sonucu olarak bunun olduğunu söyleyebilirim. Madde seçme yöntemi çok fark etmeksizin aslında bu durum bu şekilde gözlemleniyor. Şimdi burada yani x eksenindeki zayıf güçlü ifadesinden biz hani ne anlayacağız? Y eksenindeki değer arttıkça. Evet hocam, affedersiniz böldüm, buyurun. Yani x ekseninde zayıf güçlü iki tane var. Y ekseninde de hani grafik, ya tabii bu sizin uzmanlık alanınız, farklı bir grafik anladığım kadarıyla. Test uzunluğu var Y ekseninde de hocam. Ortalama test uzunluğu 25 tekrar sonucu hesaplanan ortalama bireyler kaç test maddesi gördükten sonra bir sınıfa atanabilmişler. Buna ilişkin bir bilgi var Y ekseninde. X ekseninde de madde havuzunun zayıf madde havuzu ve güçlü madde havuzu olması durumu var. Ha, güçlü olmasını istiyoruz biz zaten, değil mi? O madde havuzunun aslında güçlü olması, örneğin bir PISA testlerinden düşünürsek eğer, o sorular arasındaki bağımsızlığı veya onu temsil ediyor sanırım. PISA testindeki sorular arasındaki biz korelasyona baktığımızı düşünelim. Ben yanlış mı yorumluyorum? Hani bu sizin alanınız, merakımdan soruyorum da. Doğru yorumluyorsunuz hocam. Maddelerin, yani soruların birbiriyle korelasyonu ne kadar yüksekse o kadar o belirgin özelliği, başat özelliği o kadar iyi ölçüyorlar anlamına geliyor. Ya da şöyle söyleyebiliriz. Madde faktör yükleri ne kadar yüksekse
O kadar iyi o alanı ölçme bakımından o alanı iyi bir şekilde temsil ediyorlar diyebiliriz. Ama dediğim gibi çok geniş madde havuzlarını oluşturmak gibi bir sıkıntısı var BBST uygulamalarının ve geniş madde havuzlarında bütün maddelerin böyle birbiriyle yüksek korelasyona sahip olması çok kontrol edilebilecek bir durum olmayabiliyor veya ölçtüğümüz özelliğe dayanarak başat bir boyutu mükemmel bir şekilde ölçmek, çok yüksek madde faktör yükleriyle ölçmek uygulamalarda aslında pek sık karşımıza çıkmayan bir durum olabiliyor. Madde havuzu genişledikçe o özelliği ölçmek biraz daha fazla zorlaşıyor aslında. Biz onu bir kontrol altına aldığımızda acaba dedik bu varsayımlar karşılandığında gerçekten sınıflama kriterleri yine işte 50 gibi bir ortalama test uzunluğu çok fazla. Eğitimde 20-30 maddede maksimum hani genelde 20-25 maddede bir sınıflama yapabilmesini bekleriz çoğunlukla. Hatta belki daha kısa olursa ve daha yüksek bir sınıflama doğruluğunda olacaksa daha iyi. Ama 50 sayıda 50 gibi bir madde sayısı bir öğrenciye ortalama gelebilecek madde sayısı gerçekten hani o yöntemi hiç kullanmamamız gerektiğine işaret eder. Ve çoğunlukla şimdi, alan yazında da hep şeyi kötü performans gösterdiğini söylemelerinin sebebi belki de ürettikleri madde havuzunun zayıf veya güçlü olup olmadığına bakmamalarıyla da alakalı olabilir. Buradan aslında biz hani bu alan dışında biri olaraktan şunu evet. anlıyorum. Soru sayısı ne kadar fazla olursa olsun biz bunların sizin yaptığınız bu test açısından gücünü ölçmediğimiz sürece Fisher bilgi veya Kullback-Leibler açısından bir anlamı yok. İsterse 100 tane olsun ama belki 20 taneyle de aynı sınıflandırmayı 100 taneyle yapabileceğimiz, soru evet. sayısıyla yapabileceğimiz sınıflandırmayı yakalayabiliriz diyorsunuz değil mi? Evet. Ben oradan. Yani evet. Buradan şu çıkıyor. Bizde testlerindeki soru sayısını ben hep merak etmişimdir. Az yani çok da soru sormuyorlar. Evet. Ama demek ki siz dediğiniz gibi bu tür bir ön bir tetkikten geçirdikten sonra bu soru sayıları belirli bir sayıda öğrenciye sunuluyor ki sınıflandırmada da onu zaten test edilmiş önceden anladım ben. Evet teşekkür hocam ederim. Evet, kesinlikle. Zaten evet. PISA çalışmalarının öncesinde yoğun bir emek harcama dönemi var. Orada evet. yani tek boyutluluk varsayımı ve MTK çok bir arada aslında. Ben MTK'dan çok da söz etmedim aslında giriş kısmında. Biraz uzatmaktan kaçındığım için yoksa derinlemesine anlattığımızda aslında madde tepki kuramının başlı başına tek boyutluluk varsayımı var ve yerel bağımsızlık varsayımı var. Eğer MTK evet. kullanılarak bir takım parametreler ölçülecekse ve yetenek kestirimi yapılacaksa zaten bunlarda testlerin tek boyutluluğunun net bir şekilde çok öncesinde belirlenmesi gerekiyor. O yüzden PISA gibi sınavların o ön hazırlık süreci bayağı uzun, deneme uygulamaları yapılıyor. İşte eşdeğerliklerin ülkeler arası sağlanması vesaire yıllar alıyor. Bunun aslında temel nedeni de bir yanda yine tek boyutluluk. Yani az sayıda maddeyle sağlam bir bilgi almak. Yoksa 50 sayıda maddeyi sunduğumuzda da evet güzel bir bilgi alıyor olabiliriz ama bu sefer testin etkililiği kalmıyor. Test kısa bir zamanda bitmiyor. Kullanışlı bir test uygulamış olmuyoruz aslında. Amaç madde sayısını biraz düşürüp hani yüksek bir doğrulukta sınıflama yapabilmek olması gibi düşünülebilir. Anlatabildim mi bilmiyorum. Biraz da heyecanlıyım. Çok gayet güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Fazla vaktimiz yok yine de ama bayağı bir şey öğrendik sizden. Evet buyurun. Teşekkür ederim. Ortalama sınıflama doğruluklarına baktığımızda da aslında şunu görüyoruz hocam. Bütün koşulların sınıflama kriterleri, madde seçme yöntemleri ve yetenek kestirim yöntemleri dahil olmak üzere çaprazlanan bütün koşulların 0.90 ve üzerinde bir sınıflama doğruluğuyla bireyleri sınıfladığını görüyoruz. Bu önemli bir bilgi yine. Performansları yani sınıflama deyince sınıflama doğruluğu da gündeme geliyor. Bu açıdan performansları koşullardaki yöntemlerin, ele alınan yöntemlerin bütün performansları aslında sınıflama doğruluğu bakımından güzel çalışmış. Fakat şimdi tabloya geçeceğim ben. Tablo üzerinden belki biraz daha net olur. Test uzunluklarına şöyle bir baktığımızda şunu görüyoruz hocam. Önemli bir bulgu olarak. Ardışık olabilirlik oran testi zayıf tek boyutlu madde havuzunda 50 maddeyle neredeyse testi sonlandırırken madde havuzunun güçlü olması durumunda 28 maddeyle 0.90'ın üzerinde bir sınıflama yapabiliyor. Bu çalışmanın önemli bir bulgusu. Bununla birlikte korelasyonlara baktığımızda
Bu korelasyondan kastım şu, birey tip parametrelerini türettik. Gerçek bir yetenek parametresi var 1000 bireye ait. Bir de sınıflama sonunda elde edilen parametreler var. Öğrencilerin veya bireylerin kestirilen son yetenek düzeylerine. İkisi arasında nasıl bir ilişki var? Buna baktığımızda da aslında bütün koşullarda 0.80'in üzerinde bir korelasyon, yüksek korelasyon olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir bulgu. Koşulların tümü aslında sınıflama doğruluğu ve korelasyon, yani kestirilen yetenekle gerçek yetenek düzeyi arasındaki korelasyon bakımından güzel bir performans gösteriyor. Bununla birlikte sınıflama kriteri AOT iken güçlü madde, tek boyutlu madde havuzunda iyi bir performans gösteriyor. Gelelim hatalara. Hatalar işleri biraz karıştırdı. RMS ve mutlak hata bakımından ele aldık. Aslında tabii ki bunlarda bir kriter yok. İşte şuraya kadarsa RMS, orta düzeyde hata var veya işte yüksek hata var gibi bir kriterimiz yok. Ama göreli olarak kıyasladığımızda aslında şu sonuç biraz dikkat çekiyor. RMS'ler zayıf tek boyutlu madde havuzunda düşükken güçlü de yükseliyor. Aynı şekilde mutlak hatalar da öyle. Zaten benzer formülasyona da sahipler. Ancak BSD yetenek kestirim yöntemi ve AOT sınıflama kriteri kullanıldığında RMS'nin yükseldiğini görüyoruz. Bir şey söyleyecektim burada. GA ve AOK kullanıldığında, yanlış yeri işaretlemişim tabloda. GA yetenek kestirimi ve BSD maddesi yetenek kestirimi ve GA sınıflama kriteri kullanıldığında RMS ve mutlak hatanın güçlü tek boyutta GA ve AOK kullanıldığında daha doğrusu düştüğünü görüyoruz şurada. Neredesin? 0.80'den 0.61'e, 0.61'den ise 0.52'ye kadar düştüğünü görüyoruz. Diğer koşullarda RMS ve mutlak hatalar yükselirken burada bir düşüş var. Bu önemli bir bulgusu. Yani hatasız bir kestirim yapmaksa amacımız, daha az hataya sahip bir kestirim yapmaksa, güven aralığı yöntemi ve AOK yetenek kestirim yöntemiyle birlikte hataların güçlü tek boyutlu madde havuzunda daha çok düşeceği söylenebilir. Bununla birlikte zayıf tek boyutlu olması durumunda elimizdeki veri setinin veya datanın veya madde havuzunun desem daha uygun olacak. Zayıf tek boyutlu olması durumunda madde seçme yöntemi fark etmeksizin aslında beklenen sonsal dağılım ve ardışık olabilirlik oran testiyle birlikte ikisinin işe koşulabilmesi önerilebilir ve güçlü tek boyutluluk durumunda ise güven aralığı yöntemiyle BSD'nin işe koşması, hatalar bakımından daha yansız kestirimler yapması bakımından önerilebilir diyebiliriz. Bulguları özetlemiştim. Sınıflama doğruluğu bakımından bir sıkıntı yok. Genel olarak AOT, GA'ya kıyasla daha uzun bir şekilde sınıflama yapıyor. Ancak dediğimiz gibi güçlü tek boyutluluk özelliği göstermesi durumunda 28 maddeli yüksek doğrultulu sınıflama yapabiliyor bu yöntem, ki varsayımı bu zaten ve bu varsayımın sağlanması, yani net bir şekilde sağlanması önemli. Korelasyonlar bakımından hepsi yine 0.80 ve üzerinde bir sınıflama yapabildiğimizi gösterdi. RMS ve mutlak hata bakımından ise bir çeşit zayıf tek boyutludan güçlü tek boyutluya geçişte bir takım yükselmeler söz konusu aldı, ama güven aralığı ve AOK yetenek kestirimi birlikte kullanıldığında bu yanlılık değerlerinin, hata değerlerinin düştüğünü gördük. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım toparlayabilmişimdir. Evet. Ceylan Hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi burada sadece benim arkadaşlarımızın sorusu olan var mı acaba? O zaman ben gerçi sormuştum ama madde seçme yöntemleri arası iki tane yöntem var genel olarak söylemişsiniz gördüğüm kadarıyla. Bir evet. Kulbach-Leibler ile Fisher bilgi yöntemi. Temel fark ne bunların arasındaki? Hocam az önce de söylediğim gibi Fisher bilgisinde kestirilen yetenek düzeyi 0. işte atıyorum 30 olsun. Doğrudan o kestirilen yetenek düzeyine uygun güçlükte bir maddenin seçilip öğrenciye sunulması söz konusu. Nokta atışı yapıyor aslında Fisher bilgisi bu noktada. Kulbach-Leibler'da ise kestirilen yetenek düzeyi ve etrafındaki güçlükte bir madde
sunulması söz konusu. Yani daha geniş bir ranj var aslında orada. Bir nasıl desem, atıyorum 0.30 kestirilen yetenek düzeyi ama 0.35 ve 0.25 madde güçlük düzeyine sahip olan maddeler arasından bir maddenin seçilip öğrenciye sunulması gibi bir farklılık var arasında. Birisi dediğim gibi doğrudan öğrencinin yetenek düzeyine uygun maddeyi ele alıyor. Diğeri ise o yetenek düzeyinin belirli bir ranjındaki güçlüğe sahip bir maddeyle öğrenciye karşılıyor. Ben yok bunu bahsettiniz. Hani evet. Ben sadece şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum tabii ki sizin alanınız ama. Burada anladığım kadarıyla diyorum ya hani istatistikte biz bu Kullback-Leibler Divergence yöntemi diye geçiyor. Hı hı. Olasılık dağılımları arasındaki farkı ölçmek için kullanıyoruz. Aslında benzer olasılık dağılımlarından gelip gelmediğine dair bir seçim yapıyor. Ben böyle düşünüyorum. Olabilir. Fisher ise doğrusal ayırtaç analizinde kullanılıyor. Fisher'ın linear discriminant analiz denilen doğrusal olaraktan bir seçim yapılmasını sağlıyor. Yani doğrusal olmadığı zaman hani problemin çözümü zorlaşır. Doğrusal açıdan yaklaşımla madde seçimini sağladığını düşünüyorum ben. Tabii ki istatistik boyut açısından ben yaklaşıyorum. Dediğiniz gibi evet, tabii. Evet. Sonuçta, aynı şekilde yalnız bir de sınıf doğruluğunun yanında hep biz hani makine öğrenmesi derslerinde anlatırız. Mutlaka recall'un verilmesi lazım bence. Recall dediğimiz ben öğrencilerimden bunu hep isterim. Şimdi sınıflandırmada hedef sınıfın yanında daha doğrusu akurasi dediğimiz sınıf doğruluğu yöntemin de hem pozitif sınıf hem de negatif sınıfı evet, ayırt etme kabiliyetine dair bir orandır. Ama recall veya sensitivity dediğimiz duyarlılık Türkçesiyle ise hedef sınıf dediğimiz pozitif sınıfı ne kadar doğru ölçüyor. Bunun doğruluğunu verir. Hani o açıdan bence hani benden hani sadece bir makine öğrenmesiyle ilgili bir akademisyen olarak bu tavsiyede bulunmak istiyorum size. Recall'un da mutlaka verilmesi lazım diye düşünüyorum burada. Not ediyorum hocam. Evet. Recall çok önemli. Çünkü o hedef sınıfın doğruluğunu veriyor. Yani çok uzatmak istemiyorum ama ya işte bir yöntem geliştirdik diyelim. Kanser hastaları arasında bunun %95 doğru oranda kanseri kan tahlillerinden tespit ettiğini düşünelim. Hı hı. Akurasi %95 olabilir ama pozitif hasta sayısını %25 tespit edip, pardon %60 tespit edip negatif hasta sayısını %100 tespit ediyordur. Bu durumda çok bir şey anlamı anladım, olmuyor. Aslında anladım bizim hocam. Biz pozitifsin. Yani hiç kimse hani doktora şu için gitmez. Hep ben derste bu örneği veririm. Hani doktora tutup da doktor bey ben hasta değilim değil mi demeye gitmez. Ben hasta mıyım diye gider. Hasta olduğumuza gideriz doktora bir şeyden şüphelendiğimizde. Sağlamken gitmeyiz. Yani sağlam olma durumumuz ikinci durum. Bizi ilgilendiren birinci durumdur. Pozitif sınıf yani. Tabii bunlar benim size sadece naçizane tavsiyelerim. Anladım hocam. Sonuçta aslında eğitim bilimlerinde de biraz önemli bence de söylediğiniz şey. Fakat bu ortalama evet, sınıflama doğruluğunda biz hem negatif kısmı evet, hem de pozitif kısmı bir arada ele alıp ortalama bir şey söylemeye biraz daha galiba uygun buluyoruz. Çünkü bir hastalık tespiti veya işte sağlık bilimlerinde kullanıldığı gibi değil de bu testler hani geç kaldı gibi bir karara varmak için yani pozitif mesela geçen öğrencileri ne kadar iyi sınıflıyoruz yanında kalan öğrenciler o çünkü yetenek düzeyleri baştan belirlendiği için kimisi de zaten kalan öğrenci grubu onları da ne kadar iyi sınıfladığı da aslında bizim için biraz önemli olduğu için belki de doğrudan hani bu sınıflama doğruluğunu ele alıyoruz ama ben not ettim belki de birinci tür hata ikinci tür hata şeyinde de kapsamında da değerlendirme yapılabilir. O şurada zaten pozitif sınıf için recall, negatif sınıf için de specificity dediğimiz hı hı, veya true negative rate diyoruz ona biz TNR. Hani hı hı, hepsi bunların karmaşıklık matrisinden elde ediliyor. İkisini ayrı ayrı verildiği zaman akuresinin anlamı ortaya çıkıyor. Hı hı. Oradan hani biz düşünebiliyoruz. Ha bu akuresi tamam %95, %100 olabilir ama bunun pozitifi ne kadar iyi tahmin ediyor, negatifi ne kadar iyi tahmin evet, ediyor. Recall'dan bunu okuyoruz. Specificity dediğimiz özgünlükten de diğer ikinci sınıfı okuyabiliyoruz. Tabii ama sizin alanınız, siz hakimsiniz. Dediğiniz gibi ortalama bir değer literatürde daha önemli. Evet, akuresi, bu şekilde uygun görülüyor ama evet biz bunu tartışmıştık Sümeyra'yla da zamanında. Hani hatta benim evet, tez yazım aşamamda o da buna benzer bir öneride bulunmuştu. Genelde bu şekilde veriyoruz biz ama evet, dediklerinizi not aldım. Bence şu anda dinliyorsa Sümeyra da buradaysa hoşuna gitmiştir söyledikleriniz. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Tabii alan sizin. Ben naçizane kendi estağfurullah bakış hocam. Açımda. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Sıradaki arkadaşımıza geçmek istiyorum. Evet. Sağ ol. Şimdi sıradaki arkadaşım Nur Uylaş Sati. Evet. Benim hocam. Merhaba. Merhaba. A Comparative Study of Weka Clustering Algorithms on Evaluation of Students' Performance. Evet. Nur hocam. Buyurun, evet, söz sizin. Ekranı paylaşayım. Yapıyorum hocam. Merhaba. Ben Nur Uylaş Satım, Ula Koçman Üniversitesi'nden katılıyorum hocam. Sanırım şu anda ekrana düştü, değil mi? Geldi. Geldi. Tamam. Doğrudan sıcak bir yerden geliyorsunuz. Evet. Evet hocam. Evet. Sıcak bir yerden geliyorum. Gerçi şu anda çok rüzgarlı hocam ama. Hocam ben sunumumu İngilizce olarak hazırlamıştım. O nedenle İngilizce olarak devam edeceğim ama Türkçe olarak da sanırım arada girişler yapabiliriz gibi gözüküyor. It doesn't matter for us. You can introduce yourself and start your presentation, please. Okay. Yes, thank you. My study's title is A Comparative Study of Weka Clustering Algorithms on Evaluation of Students' Performance. What are the outlines of this presentation? First, I will tell you about what is data mining and what is educational data mining. Then I will give some definitions about the methodology that I use, what is clustering and the methods, simple k-means, hierarchical and far dispersed clustering. And I will give the numerical experiments, dataset preparation, implementation and results. And finally, I will conclude my presentation. Let's start with what is data mining. Data mining, also called knowledge discovery in databases, is the field of discovering novel and potentially useful information from large amounts of data. And it has been applied in a great number of fields, including marketing, bioinformatics, medicine, business, education, management, etc. Then what is educational data mining? It is defined as an emerging discipline that explores the data obtained from educational institutes and try to make knowledge analyses by the use of developed methods. The main aim in educational data mining is to analyze the students. But Mrs. Satı, we couldn't see any continue of presentation. Is there any problem with the presentation? Now can you see? Yes. Yes. Yes, okay, then I won't make F5. I will go on like this. What is educational data mining? In educational data mining, various data mining methods are used. In this paper, one of commonly used clustering method in data mining is utilized. In methodology part, what is clustering? Clustering is an unsupervised learning method and deals with the problem of dividing a collection of objects into clusters based on their similarities. An effective clustering method generates high superiority clusters with high interclass similarity and low interclass similarity. Here, clustering is an unsupervised learning. What is unsupervised learning? We deal with the data with unlabeled data. We use unlabeled data in clustering. Clustering methods also can be classified as we can see partitioning, hierarchical, density-based, model-based, grid-based, soft computing. But in this study, we will study with simple k-means, far dispersed from partitioning methods and from hierarchical methods. We will use hierarchical clustering algorithm in Weka. We make all our implementations by using Weka program. What is simple k-means algorithm? Basically, it's a partitioning method and first defined by McQueen in 1967. In k-means approach, to find a partition that minimizes the squared error between the empirical mean of a cluster and the points in the cluster is aimed. Also, the mathematical model of k-means clustering problem can be defined as follow. Then, what is far dispersed algorithm? It's a modified k-means algorithm. In k-means, we use the minimum distance, but in far dispersed, we use maximum distance. And also, in hierarchical clustering algorithm, what do we mean by hierarchical clustering? We aim to build a hierarchy of clusters. It can be defined by agglomerative or divisive. We use in the study agglomerative
clustering. In agglomerative clustering, the approach is bottom-to-up approach, such that analyses are started from a finite number of clusters and pairs of clusters are combined as one moves up the hierarchy. At each iteration of an agglomerative algorithm, two closest groups are chosen to merge. If single-link clustering is performed, this distance is defined as the smallest distance between all possible pair of elements of two groups. When we came to numerical experiments, what do we do with our data set? In the implementations, we use an educational data set called Students Performance Dataset, and it is obtained from UCI Machine Learning Repository. This data set was constituted by using Portuguese school reports and questionnaires in secondary educations. It presents student grades, demographic, social, and school-related features. The original data set consists of 397 instances that each have 33 attributes. The last attribute represents the final grades between 0 and 20. Since we use ladder systems in our grading, we change the grade values as F for the grades and between 0 and 4, D for the grades between 4 and 8, C for between 8 and 12, B for 12 and 16, and L A. The data set has a high number of dimensions, which can cause some complicated relationships between the variables in the input data. Because of this reason, we first aim to decrease the dimension of the problem by deleting some of the attributes that doesn't highly affect the success of the students. For attribute selection, we use info gain eval function on Weka. The results obtained after this implementation is shown in figure 1, and we see that G2, G1 and absences are the most effective attributes on G3. And in this in the implementations, we use just these three attributes in the data set: second grade, first grade, and number of school absences. And also the last one, G3 final grade, as our class attribute. And the details of use students' performance dataset also given in table 2, a number of instances, number of attributes that we use, and number of classes defined as A, B, C, D, and F. And also here, the percentages of the labeled instances are given. In the first experiment on Weka, G3 class attribute is chosen for class-based evaluation in Weka, cluster mode, classes to clusters evaluation. In this cluster mode, the classes, the labels are just used in the testing phase. It compares how well the chosen clusters match a reassigned class in the data. And what we get, the results are shown in table 3. When we look at the results, the running time, the best running time is obtained by simple k-means, and also the accuracy, the best accuracy also obtained by simple k-means. Also, we can see the screenshots for graphical illustrations for simple k-means, for farthest first, and for hierarchical clustering. In the second experiment mode, the original labels are not used. We make an unsupervised learning and we didn't use the G3 class. A list with how many instances have been assigned to each cluster is generated. In table 4, it shows the obtained results. When we look at the table in running times, simple k-means and farthest first is the best one. And also, when we look at the percentage of clustered instances, the best, the proper one, the most proper one is, again, simple k-means. When we conclude our study, what did we do? We use simple k-means, hierarchical and farthest first clustering algorithms on students' performance dataset. We use two experiments. We make two implementations on these algorithms and get the most effective results for these two experiments in terms of accuracy and running times. We get the best ones in simple k-means algorithm.
For future studies, these applications can be experienced on various educational data sets with recently developed algorithms. Thank you so much for listening. Thank you, Mrs. Satı. Now, is there any question? I'm waiting question from Hasibe and Türkalp, because you are my student and you have seen these subjects about clustering methods. And I'm waiting for some questions from you, from both of you. Türkalp? Türkçe de alabilirim sorularınızı. Türkçe de alabilirsin. Alabilir Nur hocamız. Evet, Türkalp, kümeleme ile ilgili bir sorun var mı? Türkalp'ten ses gelmiyor. Hasibe senin var mı? Evet. Şimdi Nur hocam, ben o zaman sorayım. Benim öğrenciler biraz standart gördüğünüz gibi. Hocaların karşısında soru bile sormuyorlar yani, bilmiyorum ama neyse. I think there is a participant from abroad, Ali Lamia. That's why we are continue in English for okay. Lamia. What criteria, according to what criteria did you determine the number of clusters? The number of clusters in G3 grade, it was numeric between 0 and 20. And I made them A, B, C, D, and F grades, as I told in the presentation. So there is A, B, C, D, and F. There are six clusters. As letter grades, okay. Yeah, I mean, you said that. I mean, according to your experimental results from the tables, you used 1, 2, 3 clusters. What about which one is the best? Could we look at table again, please? Okay, I'm sharing the presentation again. Please. Yes, here. Here, as you can see, my cluster number is 5, because A, B, C, D, and F, the letter grades I use. I see. This is the label. And it is interesting that you used clustering with supervised learning technique. Interesting. Yes, I am better in classification. I can tell you that I am new in clustering because my birçok pardon hocam, biraz İngilizce'de şimdi şey oldu ama Türkçe'de daha çok sınıflandırmayla ilgili çalışıyorum. I'm working on classification mostly, but I want to make some implementations in clustering also, and I want to learn VECA program on clustering. So I want to see that classification or clustering, how can we make classification and clustering? Which one do we use in education? Mostly we use classification, but clustering is also can be used when we have labels. Also we can use clustering when we know the labels. I mean, 16th presentation, can we see that? Yes. Okay. Yes. This one? Yeah. Accuracy. But again, accuracy is decreased, I think.
Please go on the other 17th and 18th. Okay. 17, yeah. 18. Here, this is the 18. Yeah. This cluster number. I mean that. Yes. Here, I define K as 4 because in the data set. Unsupervised learning. Yeah. Yes, this is unsupervised learning, and in the testing mode, the difference between these two experiments. In the first experiment, I use the labels just in the testing phase. Just to As a feature. I make unsupervised learning, but in the testing mode, I want to see how much I how can I find the real clusters? Understand. The real labels. Okay. Okay. Thank you. This is paper about clustering. Bitvaka, but I prefer you RapidMiner because it is more professional than Veka and it is free for 1 year academicians. we have made some experimental tests on Veka and RapidMiner for genetic algorithm feature selection method. Yes, I want to learn them. RapidMiner, R. I want to implement my algorithms also. I'm writing mathematical algorithms on MATLAB, but I'm also using Veka for comparative analysis. Yeah. Okay. I mean, RapidMiner is, I think, more better. Professional and better than Veka. I think. Thank you so much. I will use it on my other studies. Thank you so much. Okay. You're welcome. Okay. Now, just a second. Sanırım bunu Türkçe sunacak arkadaşlar. Sercan Yıldız ve Binnur Kaptan. Üniversite öğrencilerinin dondurulmuş gıda tüketim sıklığının belirlenmesinin üzerine bir araştırma. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bilecikşehir Hedebali Üniversitesi örneği. Arada bizim Yalova Üniversitesi'ni atlamışsınız. Bize de gelebilirdiniz arkadaşlar. Evet, buyurun lütfen. Buradalar mı Sercan Bey ve Binnur Hanım? Sercan Bey, Binnur Hanım burada mısınız? Tamam, onları şu aşamada atlıyorum. Hakan Güldal ve Emrah Oğuzhan Dinçer adlı yazarlara ait öğrencilerin fen okur yazarlığı yeterlilik seviyelerinin bilişim teknolojilerine yönelik görüşleri kullanılarak tespiti konulu çalışmayı sunmak üzere yazarları davet ediyorum. Buradalar mı? Evet kendim? Hocam buradayız. Yani buradayım. Evet. Ben sunacağım çalışmayı. Evet Hakan Hocam önce sizi tanıyalım. Herkese merhaba. Edirne'den herkese merhaba. Trakya Üniversitesi'nden katılıyorum ben. Öncelikle hocam teşekkür ediyoruz böyle bir güzel bir organizasyonunuz için. İnşallah faydalı oluyordur akademik olarak. Evet yani dördüncüsü sanırım düzenleniyor bu yıl. Gayet güzel, sistemli güzel bir organizasyon oluyor. Öncelikle bu yönden teşekkür ederim. İstiyorum size. Şimdi ekranımı paylaşayım. Öyle. Görünüyor mu acaba şu an? Kendimi görüyorum. Evet. Tam ekran yapmıyorum herhalde hocam. Sağdaki yeri kapatabilir misiniz? Şunu kapatalım. Şimdi daha şık oldu. Şunu da kapatalım. Tamam ya işte tam ekran gibi oldu. Bundan iyisi Şam'da kayısı ne diyelim yani. Gerçi Şam'da kayısı. Evet, tekrar herkese merhaba. Mesela oralarda da. Buyurun lütfen. Evet. Şimdi biz PISA uygulamasının verileriyle ilgili bir çalışma yürüttük. Emrah Oğuzhan Dinçer hocamızla birlikte. Şimdi amacımız şuydu.
Yani sol tarafı kapattım. Biraz hareket zor oluyor hocam. Şöyle yapayım. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız Hakan Bey. Şöyle yaparsam hocam sıkıntı olmaz herhalde değil mi? Açın evet. Açın sol taraf açabilirsiniz. Şöyle biraz tamam. Küçülteyim. Gayet güzel. Yok evet. Yok okunuyor. Buyurun. Evet. Şimdi bizdeyiz burada. PISA 2018 Türkiye uygulamasında yapıldı 2018 yılında. Test yapıldı öğrencilerimize. Aynı zamanda anket uygulandı. Bu ankette tabii bilişim teknolojileriyle ilgili kısım şeyler de vardı. Biz buradaki öğrencilerin görüşleri daha yani öğrencilere ait bilişim teknolojilerine yönelik özellikler diyelim buna. Bunlardan acaba dedik fen okur yazarlık yeterlilik seviyeleri acaba ne düzeyde tahmin edilebiliyor? Makine öğrenmesi yani veri madenciliği algoritmalarıyla. Böyle bir çalışma yürüttük. Amacımız buydu. En temel amacımız. Şimdi ben öncelikle kısaca evet. Kısaca PISA uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bilmeyenler olabilir belki. Çünkü buradaki veriyi kullandık biz. Bu veri nasıl oluşturuluyor? Nerede yer alıyor? Bununla ilgili kısa bir bilgi sunmak istiyorum. PISA OECD tarafından gerçekleştirilen bir uluslararası sınav. 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerilerini ölçmek için 3 yılda bir gerçekleştirilen bir uluslararası sınav. 2018 yılında en son yapıldı. Bu yıl normalde döngüye göre bu yıl yapılması gerekiyordu. Fakat pandemi nedeniyle 2022'ye alındı bu, bir yıl ötelendi. Burada sınavla ilgili şöyle bir şey var. Döngülerle 3 yılda bir yapılıyor. Her döngüde farklı bir şeye yöneliliyor. Yani bir döngüde matematik, bir döngüde fen, bir döngüde okuma becerisi şeklinde böyle dönerli bir yapıya sahip. Türkiye'de bizim ülkemizde PISA sınavlarına 2003 yılından bu yana katılıyor. PISA tabii öğrencilerin becerilerini en temelde ölçmeyi yarayan, ölçmeyi amaçlayan bir uygulama. Daha doğrusu öğrencilerin bireysel becerilerinden çok ülkelerin burada, ya öğrenciler üzerinden ülkelerin eğitim sistemini değerlendirme amacıyla yapılıyor. Bunun yanında bu ölçümün yanında öğrencilere bazı anketler de uygulanıyor. İşte bu öğrencilerin bireysel olarak öğrencilere yöneltilen anketler var. Okullarla ilgili yapılan anketler var. Yani bu PISA uygulaması testin yanında bu tarz anketlerden de meydana geliyor. Öğretmenlere yapılan var. Hatta öğrencilerin ebeveynlerine yani velilere yapılan anketler var. Bu öğrencilere yapılan anketlerde de işte finansal okul yazarlık gibi böyle bilişim teknolojileri, eğitimsel kariyer, öğrencilerin genel anlamda hayata görüşleri vesaire bu tarz sorular soruluyor ve veriler toplanıyor. Bu toplanan veri oldukça büyük bir veri ve OECD'nin PISA web sayfası üzerinde bu herkese açık bir şekilde paylaşıma açılıyor. Genelde de SPSS tabii eğitim bilimciler daha çok bundan yararlandıkları için, daha çok bu veriyi onlar kullandıkları için bu sosyal bilimlerde de SPSS ve SAS gibi yazılımlar yaygın olarak kullanıldığı için daha çok bu formatta bu veriler sunuluyor. Hatta şöyle şeyi de göstereyim. Adres sunulduğu yer. Şurada formatları bir şey. Bütün toplu bir şekilde yani bütün ülkelerin verileri toplu bir şekilde dosyaların içinde sunuluyor. Şimdi gelelim Türkiye'deki PISA uygulamasına. PISA 2018 yılında bizim ülkemizde PISA uygulaması gerçekleştirildi. 12 bölgeye ayrıldı Türkiye ve 186 okul ve 6890 öğrenci ile Türkiye bu PISA uygulamasına katıldı. Bu örneklemdeki öğrencilerin seçimi
Uluslararası Merkez tarafından Türkiye'deki 15 yaş grubu öğrencileri temsil edecek şekilde tamamen rastgele olarak gerçekleştirildi. Evet, şimdi bizim pizza dedik, pizza verisini kullandık biz. Bizim veri setimiz de yine bu yaptığımız çalışmadaki veri setimiz pizza 2018 Türkiye öğrenci anketi verilerinden ve öğrencilerin fenokur yazarlık yeterlilik seviyelerinden elde ettik. Öncelikle biz bu veriyi OECD web sayfasından aldık, SPSS formatındaki bu veriyi. Önce Excel'e aktardık, filtreleyip Excel'e aktardık. Tabii Türkiye'yi biz ayıkladık. Sadece bu toplu bir veri olduğu için, bütün ülkeler yer aldığı için orada bizim ülkemize ait olan verileri ayıkladık, Excel'e aktardık. Sonra bu veride bir ön işlem gerçekleştirdik. İşte missingler, hatalı girişleri verili setinden çıkarttık ve temizleme aşamasından sonra 5639 tane verimiz oldu, veri setimizde örneğimiz oldu. Şimdi veri setindeki fenokur yazarlığı seviyeleri, PISA 7 tane seviye kullanıyor. Bu seviyeler belirlenirken şu şekilde bir hareket, yani puanına göre, öğrencinin puan aralıklarına göre hangi seviyede olduğu ile ilgili böyle bir 7 tane level şeklinde belirleniyor. Bu level'ları da biz sınıf olarak veri setimizde sınıf etiketi olarak kullandık. Pardon. Onları biz seviye 1 ve seviye 1A, seviye 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde nominal değerlere çevirdik. Oradaki tabii bu datanın içindeki şeylerde level'lar yazmıyor. Sadece puanlar var. O puanlar şeye çevrildi. Bizim nominal değerlere çevirdik. Özellik kümemizde ise öğrencilerin anket soruları ile ilgili cevapları oluyor. Bu 28 tane özellik kullandık bununla ilgili. Özellikleri de şöyle gösterebilirim. Buraya sığmadığı için göstermedim. İşte mesela ilk kez bir cihaz, dijital bir cihaz kullandığınızda kaç yaşınızdaydınız mesela? İlk kez internete kaç yaşında girdiniz? Böyle sorular var. 28 tane bu sorulara ait cevaplar kullanıldı özellik kümesi olarak. Sonra analizlerimizde naif Bayes'i kullandık algoritma olarak. K en yakın komşuluk algoritması ve ZOR algoritmalarını kullandık. Cross valide, yani katlamalı çapraz zorlama yöntemimizi kullandık. Yöntemini kullandık 10 parametresiyle birlikte. Yine biz de açık kaynaklı VK yazılımını ve Linux üzerinde analizlerimizi gerçekleştirdik. Evet, burada en yüksek başarıyı K en yakın komşuluk elde etti analizlerimiz sonucunda. %35.04 değeriyle sırasıyla %34.53 doğruluk değeri ZOR, %32.68 doğruluk değeri naif Bayes algoritmaları takip etti. İlave olarak öğrencilerin yine verdikleri cevaplardan bilgi kazanç değerlerini, information gain'lerini de hesapladık. İlk kez bir cihazı ne zaman, kaç yaşında kullandığını sorusunun en yüksek information gain'e sahip olduğunu yine bulduk. Burada ben gerçi vermedim hocam ama şeyler de recall'de buna yakın değerler. Yani %35, %33, %34 gibi. Naif Bayes'te de aynı şekilde %31 sanırım şeklinde idi. Sonuç olarak şöyle bir durum var. Yani çok büyük bir miktarda veri var bu PISA sınavlarıyla birlikte herkese açık bir şekilde sunulan. ve genelde bunlar üzerinde daha çok istatistiksel yöntemler
kullanılıyor. Bu hipotez testleri vesaire gibi daha çok bu tarz uygulamaların yaygınlıkla kullanıldığını görüyoruz. Bununla ilgili olarak işte bu veri üzerinde yine bu tarz veri madenciliği çalışmaları yapılabileceğine bir örnek oluşturuyor bizim de bu uygulamamız. Tabii bizim uygulamamız şu anda biz bunun üzerine daha çalışıyoruz bu veri üzerinde. Bir aşamasını aslında sizlere böyle rapor etmek istedik. Daha üzerinde çalışıyoruz. Bu şeyleri iyileştirme üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Başka verinin başka kısımlarıyla da ilgileniyoruz. İşte belki ileride yani şu şekilde bir şey olabilir. Başka çalışmak isteyenler bu fen okur yazarlık seviyelerinin özellikle tahmini için belki ikili sınıfa düşürerek bir analiz yapılarak başarının oranının yükseltilmesi sağlanabilir şeklinde bir ileri çalışma düşünülebilir diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, sorumuz var mı acaba Hakan Bey'e? Evet. Burada artık benim öğrencilerimden soru bekliyorum yani. Kimlermiş orada bakalım şimdi kaçmadılarsa tabii. Türkalp senden soru bekliyorum. Hasibe soru bekliyorum. Sanırım benim öğrenciler şimdi bilgisayar açıp gitmişler arkadaşlar. Hocaya ayıp olmasın. İşte katıldığımızı görsün yazıyla diye. Yazıyla cevap veriyorlar sanki hocam. Yazıyla. Öyle mi? Evet. Söyle cevap versinler. Ses. Evet. Şimdi sanırım soru yok. Bir şeyler yazıyorlar ama. Türkalp ne demiş? Evet, benim sorum yok hocam. Yazıyla sanırım soruyorlar hocam. Çıktı demişler. Tamam. Zaten Hakan Bey güzel anlattı. Ben Hakan Bey sınıflandırmada yaptığınız işi tam anlamadım ya. Neyi sınıflandırıyorsunuz? Öğrencilerin başarıları hocam. Başarılı mıdır değil mi? İki sınıfa mı ayırıyorsunuz? İki sınıfta 7 tane sınıf. Ya bu 7 tanesinin hangisine giriyor? Ha başarı oranlarını iyidir, yani, çok iyidir. Zayıftır, ortadır diyor. Evet, aynen öyle. Böyle basamaklı bir seviye var. 7 tane seviye kullanıyor pizza. Bu ya öğrenci hangisine giriyor onu kestirmeye çalışıyor, tahmin etmeye çalışıyor bizim şeyimiz. Yalnız Hakan Bey şimdi sınıflandırmada zero R denilen sınıflandırıcı sınıflandırmada hani hiç kullanılmaz. O sadece sınıf frekanslarının en yüksek olan sınıfa direkt atar geçer. Yani o sınıflandırma bile kabul etmediğimiz sadece test amacıyla, ön test amacıyla sokulan bir sınıflandırma. VECA tarafından kullanılıyor zaten. VECA platformunda. Evet. Benim tavsiyem onu hiçbir literatür taramasında falan filan bence sunmayın. O pek biraz test amaçlı bir sınıflandırma. Frekans, etiketlerin frekansına göre en yüksek frekansı atıyor gelen veriyi. Yaptığı o aslında. Orada evet hocam şimdi normalde zaten yazı tura normal olasılıklarına göre hareket etse bir şey. %14'lük bir bana bize o da enteresan geldi. Yani normal olası herhalde 7'ye bölerseniz 100 bölü 7 14'e falan geliyor. İşte bu zero var %10 şeyden daha yüksek çıkarıyor da ilginç yani bir şey. Evet dediğiniz yönden haklısınız. Biz de zaten merak ettik. Bu böyle bir şey olduğu için bunu rapor edelim de dedik biraz da. Evet. Normalde ben de çok biz de kullanmıyoruz yani zero var daha çok dediğiniz gibi başka şeylerde kullanıyoruz. Sadece belki diyebilirim tek bu çalışmamda kullandım zero R. Şeyini derslerde de hemen üstünden geçip şey yapıyoruz, haklısınız. Şimdi ben hani biraz önce iki slide önceydi sanırım. İsmini hatırlamayacağım, hanımefendiye söylemiştim. Hani aynı şeyi size de söylüyorum da akuresi yeterli bir metrik değil. Ki artistin elde ettiğiniz akuresi çok düşük. Yani bir p-value açısından hani null hipoteze aykırı bu. O nedenle hani bu çok düşük bir akuresi. Yüksek bir akuresi elde etseniz bile birinci sınıfın görebilmemiz için recall vermeniz lazım. Recall yani, değerleri de hocam burada ben vermeyi unutmuşum. Recall değerleri de accuracy değerlerine yakın bir değer. Yani %30'larda seyrediyor. Onu söyleyebilirim. Biz de kappa da kullanıyoruz. Biz kappayı da onu da... Kappa şans. Yani şans eserim bu sonuç bulundu. Evet, yoksa... O da
kullanılıyor. 20'ler civarındaydı. 15 ile 20'ler arasındaydı. Evet, yani bu bizim dediğim gibi biz analizi yaptık. Çalışma güzel. Ben yanlış anlaşılmasın. Sadece hani sonuçta makine öğrenmesinin içindeyiz biz de. Acizane fikirlerimi söylemek istiyorum size. Sonuçta evet. Yeni başlayan arkadaşlarımıza, benim de 9 tane yüksek lisans artı doktor öğrencim var. Onlarla da konuşuyoruz. Deney sonuçlar elimize geldiğimizde yorumluyoruz. Bu konferanslar zaten amaç budur. Kimse yanlış anlamasın. Ben kimseye bir şey bilgiçlik taslamak değil. Sonuçta geldiğimiz kariyer belli. En azından bilgimizle, tecrübemizle arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben konferansları öyle görüyorum. Gittiğim zaman konferanslarda bana bu yönde telkinler bulunan hocalarıma teşekkür ederdim ya. Sağ olsun derdim. Konferanstan bir şeyler kazandım derdim. Yoksa düz bir şekilde kabul edip geçmek kolay. Yoksa çalışmanıza ben saygı duyuyorum. Sonuçta bir emek var. Sakın yanlış anlaşılmasın. Evet. Fikirlerimi söylüyorum. Burada hani benim hani size tavsiyem, özellikle VK'da recall değeri okunurken veftit okunuyor. Benim öğrencilerim de yapıyor bunu. Hayır. Etiketin karşısındaki, birin karşısındaki recall değerini okumamız lazım. Veftit dediğimiz olay aslında akurasiye götürüyor. Yani akurasiyle birebir aynı değeri görürsünüz. Orada 3 tane VK'da değer var recall'da. Tam birin karşısındaki değeri söylemeniz lazım. Hedef sınıfın recall değeridir o. Ve sensitivity de, sensitivity dediğimizde de sıfırın karşısındaki sensitivity, yani true false rate, TNR değeri, true negatif rate, pardon, TNR değerinde de sıfırın karşısındaki değeri vermeniz lazım. O da ikinci sınıfın ne kadar algoritmanın doğru tahmin ettiğini gösterir. Accuracy de zaten ikisinin ortalamasıdır. Kappa'nın yanından, Kappa'dan öte F-measure ve MCC'nin verilmesi daha iyidir. Ben size söyleyeyim. Kappa şansı verir ama MCC her yönden bir değerlendirme yapmamızı sağlar. Bunlar sıfırla bir arasındaki metriklerdir. Yani bundan sonraki çalışmalarınızda bunları göz önünde bulursanız tabii ki daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii karar sonuçta yine sizin. Evet, evet, teşekkür ederim hocam. Evet, rica ederim. Güzel bir sunumdu. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada bizim öğrenci arkadaşlarım da kaçtığını da buradan görmüş olduk Hakan Bey. Açmışlar gitmişler bilgisayarlara. Neyse. Ha yok, yazıyorlar, pardon, değil mi? Yazıyorlar. Onlar için de iyi oldu sizin sunumunuz. Evet, sıradaki sunuma geçmek istiyorum. Evet, bakıyorum şimdi. Ekrem Bahçekapılı adlı yazara ait Discovering Students' General Study Habits at Distance Education Environments with Data Mining Techniques. Evet hocam, merhabalar, buradayım ben. Ekrem Bey, burada mısınız? Buradayım hocam, sesim geliyor mu? Geliyor. İngilizce mi, Türkçe mi? Hocam, Türkçe sunacağım. Almanca'da sunabilirsiniz. Hazırız bir şey. Ali Bey çıkmış galiba. Türkçe sunum hocam. Tamam. Zaten son tamam sunum. Ali Bey geldi. Tamam Ekrem Bey. Önce kendinizi tanıtınız. Sonra ekran görüntüsünü lütfen siz alın. Tamam. Hocam şu an görülüyor mu ekranım? Görünüyor, evet. Güzel. Önce sizi bir tanıyalım. Tamam hocam. Ben Ekrem Bahçekapılı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde öğretim üyesiyim hocam. Bu çalışmamda öncelikle bu kongreyi düzenlediğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle farklı disiplinlerdeki araştırmacıların veri bilimi perspektifi altında bir araya gelip deneyimlerini paylaşmaları, farklı disiplin gözüyle araştırmalara, değerlendirmeleri bence çok değerli, çok kıymetli. Bu anlamda teşekkür ediyorum sizlere. Ben bu çalışmamda... Ekrem hocam, umarım oturumlardaki, bugün bir arkadaşımızla konuştuk da oturumlarda çalışmalar birbirine yakın olsun diye uğraştık. Ama burada mesela çok güzel olmuş bu. Bu zamana kadar onda da bir sıkıntımız yok. Tüm oturumlarda birbirine yakın çalışmalar, görüntü işlemeler bir yerde, bioinformatikler bir yerde, education miningler bir yerde oldu. Bayağı bu bizi uğraştırdı ama çok şükür güzel bir neticeye gitmişiz. Ve karşılıklı evet, paylaşıyoruz. Mesela ben bugün sizlerden güzel şeyler öğrendim kendi adıma. Yani ne bileyim, kubak, divergence'ın çok şey öğreniyoruz. Farklı bir altta kullanıldığını gördüm educational mining'de. Sizlerden öğreniyorum bunları. Güzel şeyler yani kendi adıma. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Pardon Ekrem hocam, sözü tekrar size bırakıyorum. Buyurun. Estağfurullah hocam. Şimdi ben bu çalışmamda bildiğimiz uzaktan eğitim çok popüler bir artık eğitim yöntemi haline geldi. Öğrenim yöntemi, öğretim yöntemi haline geldi. Yani şu noktadan çıktı. Acaba uzaktan eğitim öğrencilerimiz
nasıl çalışıyorlar, uzaktan eğitim süreçleri nasıl değerlendiriyorlar? Yani bu sorunun yanıtını acaba biz veri madenciliği yöntemleriyle ortaya çıkartabilir miyiz, neler yapabiliriz? Bu konudaki araştırma serüvenimi kısaca ben anlatmak istiyorum bu süreç içerisinde. Öncelikle daha önce Nur hocamız galiba değinmişti, Educational Data Mining'den bahsetmişti. Ben de kısaca bazı kavramları girdikten sonra yapmış olduğum çalışmalardan bahsedeceğim. Şimdi uzaktan eğitim kavramı farklı şekillerde kullanılabiliyor literatürde. E-learning, işte online öğrenme, web tabanlı öğrenme gibi farklı kavramlarla karşımıza çıkabiliyor. Bunlar temelde aynı anlama gelmekle birlikte distance education dediğimizde tamamen eğitimin uzaktan yürütülmesi şeklinde anlaşılabilir. Diğerleri de e-learning, online learning ve web-based learning de biraz da iletişimin, eğitimin hangi ortamdan gerçekleştirildiği ile ilgili olarak bu farklı kavramlar birbirlerinden farklılaşabiliyorlar. Peki uzaktan eğitim dediğimizde ne anlıyoruz? Öğrencilerle eğitimcilerin farklı ortamlarda, farklı coğrafi noktalarda olduğunu anlıyoruz. Öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunun öğrencinin daha fazla üzerinde olduğunu anlıyoruz. Ve iletişimin, öğretim sürecinin, işte ders kaynaklarının teknoloji, iletişim teknolojileri yoluyla ki günümüzde biraz da internet teknolojileri yoluyla gerçekleştirildiği bir eğitim şekli uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim her ne kadar bu COVID-19 süreci içerisinde çok gündeme gelmiş olsa da aslında çok uzun bir geçmişi var literatür anlamında baktığımızda. Ve teorisyenler, araştırmacılar uzaktan eğitimde hep şunları tartışmışlardır. Yani önemli bazı faktörler vardır bununla ilgili. Etkileşim, öğrencinin arkadaşlarıyla, hocasıyla, öğrencinin içerikle olan etkileşimi oldukça önemlidir uzaktan eğitimde. Aynı zamanda öğrencinin engagement ve dropout dediğimiz yani dersi bırakması, derse devamlılığı, bağlılığıyla ilgili faktörler oldukça uzaktan eğitimin başarısı için oldukça önemli kavramlardır. Bununla birlikte motivasyon kavramı da yani uzaktan eğitime devam konusundaki dersleri uzaktan öğrenme konusundaki öğrencinin motivasyonu yine uzaktan eğitim için önemli faktörlerden, kavramlardan bir tanesi. Yine uzaktan eğitimde başarıyı ve diğer faktörleri etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi de bireysel özellikler, kişilik özellikler dediğimiz personal factors. Bunlar da yine uzaktan eğitimin dinamiklerini oldukça etkileyebilmektedir. Ve uzaktan eğitimde başarı kriteri olarak genellikle dikkat edilen, literatürde de çok yaygın bir şekilde memnuniyet yer almaktadır. Yani öğrencilerin memnun olması. Bunun dışında öğrencilerin başarıları ve bundan öğrendikleri konusundaki öz yeterlikleri de yine uzaktan eğitimin için önemli bazı faktörlerdir. Şimdi bu çalışmada biz ne yapmaya çalıştım ben burada? Burada literatürümüze söylediği etkileşimin, öğrencilerin motivasyonunun devamlılığı vurgulanıyor literatürde. Acaba biz öğrencilerin derse devamı, bu ders kayıtlarını izlemeleri, yani bu uzaktan eğitim sürecindeki davranışlarını acaba veri madenciliği yöntemleriyle anlayabilir miyiz? Bunlar da bize uzaktan eğitimi daha iyi hale getirmek için, önemli olan bu faktörleri daha iyi anlamak için acaba bilgiler, çeşitli bilgiler sağlayabilir mi diye buradan yola çıktım. Şimdi uzaktan eğitimde genellikle öğrencilerin ne yaptığını ya da bu bahsetmiş olduğum faktörleri anlamak için genelde literatürde ne yapılıyor? Genellikle self-report dediğimiz yani böyle anketler, ölçekler kullanılarak öğrencilere çeşitli ölçme araçlarıyla veri toplanıyor. Burada öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerinden hareketle var olan durumu anlamaya çalışıyoruz. Başka neler yapılıyor? Daha küçük gruplarla birlikte böyle nitel veri toplama araçlarıyla sürecin içerisine girip daha detaylı bir şekilde süreci inceleyip var olan durumu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Tabii bunların kendilerine göre bazı avantajları ve dezavantajları var. Özellikle mevcut durumu yani öğrencilerin kendi durumlarını olduğu gibi yansıtmaları noktasında self-report ölçekler biraz sıkıntı yaratabiliyor. Bunun dışında nitel çalışmalarda da örneklem büyüklüğü çok küçük olduğu için
Bunu genele yayamıyoruz. Genel bir çıkarımda bulunamıyoruz. İşte tam bu noktada acaba veri madenciliği yöntemleri bir fırsat oluşturabilir mi? Bu durumu anlamak açısından aslında bu araştırmada da, yani bu serüvende de bunun cevaplarını aramaya çalıştım. Tabii veri madenciliği, makine öğrenmesi, yapay zeka konuları eğitim alanında da çok dikkat çekmeye başladı son yıllarda. Ve Learning Analytics, Educational Data Mining, yani öğrenme analitikleri, eğitsel veri madenciliği kavramları ortaya çıktı. Bunlar temel hedefi, az önce bahsetmiş olduğum sunumda farklı kaynakların yanında acaba bu üretilen büyük veriden hareketle ya da bu veri madenciliğinin, makine öğrenmenin, yapay zekanın yöntem ve teknikleri kullanılarak acaba biz öğrenmeyi, öğretimi daha iyi hale getirebilir miyiz? Öğrencileri daha iyi anlayabilir miyiz? Eğitim, öğretim süreçlerine burada elde etmiş olduğumuz bilgileri, doneleri acaba nasıl uyarlayabiliriz? Soruların yanıtları aranıyor bu çalışma alanları içerisinde. Şimdi biraz süreçten bahsetmek istiyorum. Bu benim iki dersimden elde etmiş olduğum, yani gerçek verilerden hareketle ortaya çıkartmaya çalıştığım bir süreçti. Biz üniversite olarak Adobe Connect canlı derslerde Adobe Connect yazılımı kullanıyoruz. Derslerin yönetimi noktasında da Moodle öğretim yönetim sistemini kullanıyoruz. Biz buradaki çalışmada verileri ben Moodle'un loglarından elde ettim. Yani veri tabanındaki kayıtlarından elde ettim. İlgili derslerle ilgili sorgular yapıp o derslere ait belli zaman aralıklarındaki logları SQL'le sorguladıktan sonra bunları CSV formatında kaydettim. Daha sonra bunları veri ön işleme süreçlerinden geçirdim. İşte özellikle şunu söyleyebilirim bu süreçte. Modulun veri tabanı bu verilerin organizasyonu, daha doğrusu çok şey için düşünülmediği için, belki veri madenciliği tekniklerine göre düşünülmediği için çok karmaşık, çok fazla tablodan oluşuyor. Ve bir sorunun yanıtını bulmak çok, yani veri ön işleme çok uzun sürebiliyor. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti bu benim için. Verilerin analizinde ben Excel ve Python'ın çeşitli kütüphanelerini kullandım. Ki çalışmam daha çok zaten veri görselleştirme ile ilgiliydi. Yani verileri görselleştirip verilerle ilgili bir takım çıkarımlar yapmaya yönelikti. Hangi özellikleri kullandım ben bu çalışmada? Şimdi burada Target, Course ID, Time Created değerleri, zaten modulun User ID zaten şeyin içerisinde, veri tabanında var olan alanlar bunlar. Target burada şeyi ifade ediyor. Yani logun neyle ilişkili olduğunu ifade ediyor. Ben öğrencilerin canlı ders kayıtlarını ve canlı derslere katılmalarıyla ilgili durumlarını incelemek istediğim için burada Adobe Connect değeri bizim için yeterli. Bunu filtreleyerek kullandım target değerini. Course ID de tabii çok fazla, logda çok fazla değer olduğu için ilgili dersle ilgili çıkarımları yapmak istediğim için bir filtrelemeyi de course'un, yani dersin ID'sine göre yaptım. Time created diye bir değerimiz var. Bu değer logun oluştuğu zamanla ilişkili bir şey. Yani öğrenci o logu ne zaman oluşturdu, onu ifade ediyor. Bunda da bir küçük bir dönüşüm yaparak insanın okuyabileceği, normalde Unix Epoch Time olarak ifade edildiği için daha anlaşılır yıl, ay, gün şeklinde dönüştürüldü. Buradaki count da öğrencinin belirli bir zaman diliminde, ki ben bunları günlük olarak oluşturdum daha ön veri ön işlemesinde, belirli bir zaman dilimi içerisinde ne kadar canlı derslere girdiği veya ders kayıtlarını ne kadar izlediğini ortaya çıkardım. User ID de bahsettiğim gibi öğrencinin ID'sini ifade ediyor. Bunun yanında dersleri ben verdiğim için öğrencilerin derslerin hangi öğrencinin sınavdan hangi puanı aldığını da işe koşmaya çalıştım. Daha iyi mantıklı çıkarımlar yapmaya çalışmak adına. Bu arada çalışma iki aşamadan oluşuyor. Normalde özetlerde bir ders için yapmış olduğum analizi daha sonra sınav puanlarını da işe koşarak
Farklı bir ders için tekrarladım. Ne tür sonuçların ne şekilde şekillendiğini anlamaya çalıştım. Öğrencileri kendim sınıflara ayırdım. Burada bir sınıflandırma ya da bir kümeleme analizi yapmadım. Yani bir kümeleme analizi yapıp öğrenciler acaba hangi kategorilere ayırıyor diye bir çalışma yapmadım. Yapmış olduğum küçük çalışmalarda açıkçası çok da sağlıklı kümeler oluşmamıştı. O yüzden biraz da üniversitenin notlandırma sistemini kullanarak 4 kategori oluşturdum. Eğer öğrencinin puanı 85 ile 100 arasındaysa 4, 60 ile 84 arasındaysa 3, 45-59 ise 2 ve 0-44 arasındaysa 1 şeklinde sınıflandırıldı. Bu daha iyi sınıflandırılabilir, yani kategorize edilebilir. O anlamda da görüşlerinizi açığım. Bir de dersin haftanın hangi günü işlendiği, canlı dersler oluyor her hafta bildiğiniz gibi. Bu canlı derslerin ne zaman işlendiğine ilişkin tarihlerde yine öğretim yönetim sistemi içerisinden elde edilmiştir. Şimdi bu ilk dersten elde edilen veriler, bu veriler, özür diliyorum. Bu veriler burada öğrencilerin toplam derslere katılma sayıları yani dikkate alınarak oluşturuldu. Bu derse baktığımız zaman dersin neredeyse bir dönemlik periyodunu görüyoruz burada. Bu ders şunu söylemeliyim ki bu bir aslında dersin ilk ders anlamına gelmiyor. Loglar o dersten itibaren yani 3. haftadan sonra tutulduğu için aslında oradaki bir 3. haftayı ifade ediyor ama biz göreceli olarak aslında sınavlara göre ziyaret sayıları, ders kayıtlarını, izleme sayılarına baktığımız zaman aslında burada öğrencilerin genellikle çalışma alışkanlıklarının sınav haftasında ya da final sınavında biraz daha belki onlar için önemli olan bir sınav pik yaptığını görüyoruz. Yani izleme sayılarının derslere, ders kayıtlarını, izleme sayılarının çok dramatik bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu durum aynı zamanda şey için, bütünleme sınavları için de bir artışı gözlemleyebiliyoruz. Genel olarak buraya baktığımızda öğrencilerin sınav haftası ya da sınavdan bir hafta önce bir çalışma alışkanlığı, ders kayıtlarını izleme açısından bir alışkanlık sergilediklerini görüyoruz. Şimdi bu diğeri de ikinci ders için yapılmış olan bir analiz. Burada da şurada görmüş olduğunuz mavi çizgi ara sınavı ifade ediyor. Yani ara sınav mavi çizgiyi ifade ediyor. Şu kırmızı çizgi normalde ders olması gereken ama 23 Nisan tatilinden dolayı dersin yapılamadığı haftanın gününü ifade ediyor. Diğer yeşiller de rutin her haftaki dersleri ifade ediyor. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman buradaki kesik kesik açık kırmızı renkte olan çizgi de öğrencilerin ortalama ziyaret kayıtları izleme sayısını gösteriyor. Bu grafiğe baktığımız zaman genel olarak öğrencileri herhangi bir kategoriye göre değerlendirmeden yine aslında ara sınava yakın zamanlarda ders kayıtlarını izlemenin arttığını gözlemleyebiliyoruz. Buradaki noktaların, dairelerin de büyümesi oradaki izleme sayısının yoğunluğunu ifade ediyor. Sol tarafta da bunun zaten değerini görebiliyoruz y ekseninde. X ekseninde zaman damgası olarak gözüküyor. Yani bu da aslında diğer derste hemen hemen aynı sonucu veriyor. Burada ilginç bir şey var, sonuç var. Bu üçüncü derste böyle bir pik yapmış öğrencilerin derse katılımları. Çünkü ders günü olduğu için bu. Bir pik görüyoruz, bir artış gözlemliyoruz. Bunun ben aslında biraz nitel yöntemlerle inceledikten sonra şöyle bir kanıya vardım. Bu dersin ilk iki haftasında daha çok teorik dersler, ders teorik olarak incelenmişti ve ikinci haftasından sonra artık uygulamaya geçileceği ifade edilmişti öğrencilere ve belki de öğrenciler uygulama derslerine daha çok ilgili oldukları için böyle bir uygulama derslerine katılalım diye burada bir yükseliş olmuş olabilir diye bir çıkarım yaptım. Aynı analizi biraz daha görselleştirmeyi değiştirerek Matplotlib ile beraber öğrencileri kategorilerine göre acaba nasıl davranmışlar diye anlamaya çalıştım. Burada da genel olarak şöyle bir sonuç ortaya çıktı.
Notları burada görmüş olduğumuz bu arada kırmızı, koyu yeşil ve yeşil renkler notları en yüksek ve ondan bir yüksek olan hani bir alt kategorideki öğrencileri, kırmızılar da düşük başarı puanına sahip öğrencileri gösteriyor. Genel olarak baktığımızda başarısı düşük olan öğrencilerin ders kayıtlarını fazla izlemediği, derslere çok fazla katılmadıklarını her haftalarda görebiliyoruz. Başarılı öğrencilerse yine başarısız öğrencilere göre her hafta yani her ders haftasında daha fazla derste ilgilenmişler, derste haşır neşir olmuşlar. Bu son sınavdan önceki bir hafta önce genel olarak öğrencilerde hem az düşük puanlı öğrencilerde hem yüksek puanlı öğrencilerde bir artış gözlemliyoruz ama bu artış yüksek puanlı öğrencilerde çok daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Bu grafikten de yine aslında öğrencilerin başarısını anlamada ders kayıtlarını izleme, ders kaydıyla ne diyelim haşır neşir olma, derslere katılmanın etkili olabileceği fikri bu görselden bir yapmış olduğum çıkarımlardan bir tanesi. Bu görmüş olduğumuz çizgiler de her bir gruba ait şu gri olan genel ortalama ifade ediyor. Bu diğerleri de kendi gruplarındaki ortalamayı ifade ediyorlar değerli hocalarım. Peki bu süreçte ne öğrendim, ne anladım? Basit bir görselleştirme ile birlikte öğrencilerin tabii veri aslında şunu söyleyebilirim öncelikle. Bu tarz uygulamalarda uzaktan eğitim sistemlerindeki, öğretim yönetim sistemlerindeki verilerin elde edilmesini, yani veri ön işleme sürecinin çok sıkıntılı ve zor olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada belki geliştirilecek öğretim yönetim sistemlerinin biraz daha eğitsel veri madenciliği, işte veri madenciliği, yani bu teknolojiler de, bu yöntemler de göz önünde bulundurularak buna yönelik olarak belki geliştirilmesi ya da belki dönüştürücü bir takım araçların geliştirilmesi bu araştırmalar katkı sağlayacaktır düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı ve öğrencinin farklı bilgileri farklı ne diyelim sistemlerde olduğu için bunları bütünleştirmekte farklı sıkıntılar oluşturabiliyor. Burada benim geleceğe yönelik olarak yapmış olduğum bazı çıkarımlar var. Bu anlamda sizin görüşlerinizi de çok önemsiyorum. Uzun süreli, öğrencilerin uzun süreli, yani bir dersi komple veya farklı derslerdeki öğrencilerin, aynı öğrencinin farklı derslerdeki davranışlarının incelenerek acaba ortak bir, genel bir yapı ortaya konulabiliyor mu? Yani öğrenci teorik derslerde ya da uygulamalı derslerde aynı şekilde mi davranıyor öğrenci bazlı olarak? Bu bakılabilir. Diğer normal uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemlerinde işe koşup, yani nitel, nicel ve karma araştırmaları kullanıp acaba buradaki sonucun açıklanmasına yönelik ya da başka araştırmaların nedenlerini anlamaya yönelik veri madenciliği teknikleri kullanılabilir mi diye araştırmaların yapılabileceğini düşünüyorum. O yönde çalışmalarımı şekillendirmeye çalışıyorum. Bir de süreç içerisinde farklı manipülasyonlar yapıp, şimdi başka bir dersimde bunu yaptım. Süreç içerisinde farklı manipülasyon, ne demek manipülasyon? İşte aralarda ödev vermek, ders notuna etki edecek ya da etmeyecek ödevler vermek ya da derste ilgili farklı kaynaklar paylaşmak. Acaba öğrencilerin dersler olan ilgisini ya da ders kayıtlarını izlemesini nasıl etkiliyor? Yani bu davranışlarını acaba değiştirebilir mi diye bu manipülasyonları da yapıp yine bu şekilde bunları anlamaya çalışılabilir diye düşünüyorum. Bir de öğrencilerin, şimdi sanırım benden iki önceki hocamız bir kümeleme analiziyle birlikte bir şey çıkartmıştı. Bu kümeleme, belki iyi bir kümeleme analizi yapıp ona yönelik çıkan sonuçları hani otomatik olarak bu tarafta görselleştirme de işin içine katıp acaba oradan bir daha iyi öğrencileri, farklı öğrenci yapılarını, farklı öğrenci
karakterlerini acaba ortaya çıkartabilir miyiz diye çalışmaların yapılabileceğini düşünüyorum. Benim aktaracaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet. Hakan Hocam teşekkür ederiz. Tam bir Ekrem. Data Science çalışması gördük. Gerçekten veri bilim çalışması gördük. Çünkü veriyi sıfırdan almışsınız, analizini yapmışsınız, hazır hale getirmişsiniz. Ve ondan sonra yani analizden kastımız yani o tür bir sınıflandırmadır. Artık temiz bir halde sınıflandırma, kümeleme için hazır. Zaten şimdi hani baktığımız zaman bu veri alanında çalışan firmalarda profesyonel olarak çalışan kişilerde karşılaşılan en büyük sorun nedir diye verilen cevap veri biliminin kendisini aslında ifade eden verinin temizlenme sürecinin olduğunu söylüyorlar. Evet. Bakın siz burada ben bayağı bir zorlandım diyorsunuz. Veriyi bu hale getirene kadar CSV temiz analizi hazır bir hale getirene kadar zorlandığınızı söylüyorsunuz. Hı hı. İşte aslında işçilik aslında orada. Onun dışında yapılan işlemler artık hazır yazılımlarla gerçekleştirilmekte. Tabii ki ben küçümsemiyorum. Ondan sonra feature engineering dediğimiz özellikler üzerinde veya öz nitelikler üzerinde bir takım mühendislik işlemleri başlıyor. Arkasından da sınıflandırma ya da kümeleme gerçekleştiriliyor. Benim bu noktadan size tavsiyem burada elinizdeki veriden boş yerlerin olduğunu söylediniz değil mi? Data cleaning yaptım dediniz. Evet. Orada çok güzel imputation of data dediğimiz çalışmalar yapılabilir. Onu o kısma kaydırabilirsiniz. Hı hı. Yani imputation dediğimiz verinin o sütun üzerinde o boş alanların nasıl doldurulacağının tespiti. Hmm. Bu bambaşka bir alan. Imputation of data diye geçiyor. Yani bu veri üzerinde çalışmaya devam etmek istiyorsanız onunla ilgili yeni yöntemler literatüre tavsiye ediliyor. Siz de bu kendi veri setiniz zaten. Bu veri set üzerinden kendi imputation metodunuzu geliştirerekten imputation of data metodunuzu geliştirerekten diğer literatürdeki yöntemlerle kıyaslayaraktan data science'ın bu kısmı biraz ne diyelim seyrek olduğunu düşünüyorum ben. Bu alanda çalışabilirsiniz benim size tavsiyem. Yani sonuçtan çok pre-process kısmında çalışmanız bence size daha çok burada verim getireceğini düşünüyorum. Çünkü sonuç kısmında yani ben çok bir şey çok böyle hani makale çalışması yaparsınız ama SC boyutunda bir çalışma hayal ediyorsanız, yapmak istiyorsanız imputation kısmında çalışmanızı tavsiye ederim. Elinizdeki veri ona uygun çünkü. Veri sayısı ve verinin özgün olması. Siz diyorsunuz ki veri klinik boyutunda bayağı bir uğraştım diyorsunuz. Orada devam edin. Yani veri klinik boyutunda devam edin. Data klinik boyutunda, veri temizleme boyutunda devam etmenizi tavsiye ederim. Yoksa sınıflandırma, kümeleme bunlarla yapılan çalışmalar çok fazla literatürde ve bunlar belli bir şablonun dışına çıkılamıyor. Hazır veri üzerinden yapılıyor. Siz onu da yaparsınız. Oradan da bir yayın çıkartırsınız ama yani SCI kalitesinde bir yayın çıkmaz. Ben size söyleyeyim. Verinizden benim okuduğum o. Ama imputation yaparsanız, imputation yöntemi tavsiye ederseniz literatüre oradan bir şeyler çıkartacağınızı ben düşünüyorum. O bence pre-process kısmında kalın. Orada veri temizleme üzerine bir şeyler yapın. Ve verinizi de paylaşın yani. İlk yayınınızdan sonra bu ULAKBİM yayını olabilir. SCI yayını olursa daha şık olur tabii. Verinizi paylaşırsan atıf alırsınız. Bu da sizin için iyi olur. Hocam teşekkür ediyorum dönükleriniz için. Gerçekten zaten diğer çalışmalara da baktığımız zaman hani bu konuda çalışan farklı arkadaşlarım da var. En büyük problem bu uzaktan eğitimle ilgili çalışmalarda orada zaten. Yani bu veriyi analize hazır hale getirmek, yani onu o şekilde o kıvama getirmek gerçekten çok sıkıntılı, zor. Evet. Hem teknik açıdan hem de yani buradan çok fazla uğraşıyorsunuz. Sonuçta ortaya çıkan şey yani bunu aslında basit bir istatistiksel analizle beraber de zaten ortaya çıkartabilirsiniz. Ama burada işte ya bu şeyi de mesela hazır programlar da çok burada kullanamıyorsunuz. Yani
bayağı onun üzerine dönüşüm yapmanız gerekiyor. Zaman damgasına göre sınıflandırmanız gerekiyor vesaire. Bir sürü ön şey var. İşte pre-process kısmında çalışın diyorum. Çünkü yani feature selection'a soksanız ya sizin elinizde kaç tane özellik vardı? Ya çok fazla yok hocam burada. Yani daha çok sayıyı ben burada dikkate aldım. Notu yüksek olanların daha yüksek devam ettiği görünecektir. Yani buradan çıkan analiz çok bir hani istatistik olarak da benim adım etmez. Ama dediğim gibi elinizdeki data üzerine pre-process sistemleri, mesela imputational yöntemlerin analizini yapıp bir elimdeki veriyi benim bu, ben data clinic yaptım, imputation yöntemleri üzerine test ettim, sonuçlar şu dersiniz. Hı hı. Sonra da bunun üstüne yeni kendi yönteminizi geliştirirseniz buradan SCI'ye gidersiniz. Hani benim taze çünkü çok istatistik şey var orada. Ne diyeyim, mutfakta bayağı bir malzeme var. İstatistik yöntemlerle analiz yapabileceğiniz elinizde malzeme var. Klinik boyutunda. Evet. Teşekkür ederim hocam dönükleriniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne demek? Arkadaşlar inşallah verimli bir oturum geçirmişizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu oturumu da sonlandırıyoruz. Eklemek isteyen, söz almak isteyen var mı? Hocam Türk abinin bir sorusu var. Türk abi, hadi bakalım. Baktı, iş sıkı, hoca soru istiyor. Evet Türk abi. Düşük puan alanlar dersleri sonradan offline izleyenler olarak yorumlayabilir miyiz demiş chatten. Elbette olabilir. Neden olmasın? Güzel çalışmalar olmuşlar. Yani öyle ama bu çıkarım doğru fakat... Ben genel bir soruyu zannettim. Ben sizin alanınız, pardon, özür diliyorum. Ben zannettim ki benim dersle ilgili düşük puan aldıysak hocam yorumlayabilir miyiz gibi. Yani yok pardon, söz sizin. Ben zannettim ki benim dersle ilgili soruyor. Genel soruyor. Lütfen söz sizin. Arkadaşın çıkarımı doğru ama şöyle bir şey de var. Yüksek puan alanlar da çok çalışmış final haftasında. Başka bir çalışmamızda nitel bir araştırmaydı bu hocam. Aslında diyorum ya, böyle bir serüven aslında bu. Yani şöyle bir sonuç çıkmıştı o tel çalışmada. Öğrenciler genellikle ders kayıtlarını, bir kısım öğrenciler derslere girmeden ders kayıtlarını bir günde, hocam bir günde çalışıp bitiriyoruz. Yani kitabı bir gecede bitirmek gibi bir şey yapıyor bir kısmı. Öyle bir durum da olmuş olabilir orada. Yani son ders, sınava son hafta diyelim ya da bir önceki hafta öğrenciler ders kayıtlarını çok yoğun bir şekilde izledikleri için de hem düşük puan alanlar hem yüksek puan alanlarda bir yüksek bir izleme oranı çıkmış olabilir. Evet. Teşekkür ederiz. Hocam ufak bir sorum olabilir mi acaba? Tabii hocam. Bu konuyla alakalı. Hocam. Şimdi dersi izleme oranlarından bahsediyoruz. Bizim Muğla Koçman Üniversitesi'nde geçen dönem uzaktan eğitim derslerinde devamlılıkla ilgili şöyle bir yöntem izlendi. Kayıttan izleme öğrencinin devamlı sayılması için yeterli. Yani tüm dönem boyunca. Ama böyle olunca sizin de gözlemlediğiniz gibi çok fazla sınav öncesinde yığılma oldu. Bu dönem şöyle bir şey denedi Muğla Koçman Üniversitesi. Ders sonrasında 10 gün içerisinde o dersi izlerse o dersten devamlı sayılabiliyor. Eğer 10 gün sonrasında izlerse devamlı sayılamıyor. O nedenle hani biraz daha öğrencilerin yayılımlı olarak ders çalışması sağlanmaya çalışıldı. Bizdeki uygulamayı söyleyeyim hocam. Bizde tamamen öğrenci serbest. Yani evet. Ders girme zorunluluğu da yok. Ders kayıtlarını izleme. Öyle mi? Devamlılık zorunluluğu da yok. Yok. Arkadaşlar hayır. Zaten YÖK'ün kararı. Bu sene devamsızlığı kaldırdı. Öğrencinin gönlüne bıraktı bu sene. Evet. Öyle mi? Bizde öyle değil. Biz bakıyoruz hocam. Devamlılık, devamsızlık bizde önemli. Devamsızlıktan bıraktığımız öğrencilerimiz oldu. Olamaz hocam. Bu dönem yasak. YÖK ona yasak getirdi. Evet. Pandemi evet, döneminde hocam. Devamsızlıktan bırakılması yasak. Yani bilmiyorum ama... Acaba... Son gelen yazılarda bir şey var mı bilemiyorum ama geçen dönem bizde öyle bir şey oldu da. Bu dönem yok. Geçen dönem bir şey diyemeyeceğim ama bu dönem yok. Belki hocam, bu dönem evet daha olmadı ama. Tamam. Çok teşekkürler. Eğitim merkezinde de yani müdür yardımcısı olarak çalışıyorum Karadeniz Üniversitesi'nde. Evet. Ya,
Öyle bir şey yok hocam. Yani öğrenciyi zorlayamıyoruz. Çünkü internet erişimi olmayabilir. Yani teknik anlamda olana olmayabilir. Zaten bununla ilgili sürekli dediğiniz gibi anketler uyguluyoruz. Öğrencilerin motivasyonunu sorgulama amaçlı. Hani niye derslere katılmadıklarına soruyoruz. Ve öğrencilerden gelen en çok şey şu, zorunlu olmadığı için katılmak istemiyoruz şeklinde dönütler de alıyoruz. Evet. Ne yazık ki bu şekilde dönütler de mevcut. Çok teşekkür ederim hocam sunumunuz için tekrardan. Teşekkür ederim dönütleriniz için hocam. Murat hocam size de çok teşekkür ederim gerçekten. Çok faydalı oldu geri dönütleriniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben de sizlerden çok şey güzel oturum oldu. Seneye inşallah Muğla'dayız. Fethiye'de yapacağız. Evet. Kondatayı. Evet inşallah hocam. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Fethiye'de inşallah daha böyle yüz yüze böyle karşılıklı daha sanal ortamda ben çok konferansların tadı olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi hepiniz şimdi Ekrem hocama da ayıp olmasın uzaktan eğitimde yok kendisi, yok. Uzaktan eğitim verimli olduğunu ben düşünmüyorum Ekrem hocam ya. Yani yok olmuyor. Biz de keyif alamıyoruz uzaktan eğitimden hocam. Yani evet. O konuda haklısınız ama şöyle bir gerçeklik de var. Uzaktan eğitim olmasaydı Covid döneminde dersleri nasıl yapacaktık? O da bir tabii. O da bir en azından yani işte hani televizyonda yemek programları oluyor ya. Yemeği böyle seyrediyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Biraz ona döndü ama olsun ne yapalım güzeldi. Memnunuz karnımız yani. Karnımız doydu ama yemekten keyif almadık hocam. Karnımız doydu ama yaşıyoruz. Ne yapalım? Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oturumu sonlandırıyoruz. Melike burada mısın?